dün akşam yine. Yazdığı notalarla kalplere seslendi. Besteleri yıllar geçse de zihinlere kazındı. Ünlü sanatçı Melih Kibar 16 yıl önce hayatını kaybetti. Ama şarkıları halen dillerde. Türkiye onun besteleriyle tanıştığında Melih Kibar daha üniversite öğrencisiydi. 1974 yılı sonunda Timur Selçuk'un verdiği ev ödevi sonucunda bu parçayı besledim. Çoban Yıldızı'nı besledim. Ve Timur tamam dedi. Eurovision sinyal müziği hazır dedi. Biraz önce dinlediğimiz parça. Türkiye'deki ilk Eurovision finalinin, Türkiye finalinin yayınlandığı gece parça bittiğinde 45 saniyeydi o zaman bu parça. 45 saniye sonra ben işte ekranın dibinde hüngür hüngür ağlıyordum. Bunu ben mi yaptım Allah'ım diye. Bu bir şaka değil. Yolları söz yazarı Çiğdem Talu'yla kesişti. Bu iki isme daha sonra Erol Evgin de katıldı. Bir gün telefon etti Çiğdem. Biz dedi senin için bir şarkı düşündük dedi. Nedir o dedim. Sözleri şöyle dedi. Melih de melodiyi piyanoda çalıyor. Seni düşündüm dün akşam yine. Sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omuzuma. Hani ıssız bir yoldan geçerken hani bir korku duyar da insan hani bir şarkı söyler içinde. Hani bir korku duyar da insan hani bir şarkı söyler içinde. Ben durun dedim, tamam ben geliyorum dedim. Atladım uçağa, İstanbul'a geldim. Şarkıyı çaldık, söyledik akşama kadar. İşte öyle. Artık 3 isim 8 yıl boyunca hiç ayrılmayacaktı. Yaptıkları hemen her 45'lik zirveye çıktı. İstersen gelsin bahar sümbüllerle salkımlarla, istersen dönsün dünya cümbüşlerle çalgılarla. 50'ye yakın şarkı yaptık biz birlikte. Tabii ya onlarca hit oldu, onlarcası çok sevildi. Yani Sevdan Olmasa, işte öyle bir şey, Bir de Bana Sor, içimdeki Fırtına. Peki Melih Kibar'ın besteleri neden bu kadar sevildi? Halen insanları nasıl bu kadar etkiliyor? Melih Kibar Türk müziği makamlarını kullanırdı. Hicaz makamındadır Sevdan Olmasa. Bunlar bize özgü ritimler ve makamlar. Bunlar tabii bir sıcaklık yakalıyor halkta. Hemen izleyici, dinleyici tanıdık bir tınıyla karşılaşıyor. Melih Kibar sadece şarkılarla değil, Hababam Sınıfı, Aile Şerefi gibi filmler için bestelediği müziklerle de yüreklere hitap etti. İşte o makamsal müziğin sihiri, büyüsü, tabii Melih Kibar'ın büyüsü o aslında. Makam müziğini alıp öyle güzel kullanmış ki ağır çaldığınız zaman böyle bir hüzün sarıyor insanı. Hızlı çalınca da gayet neşeli bir şarkı oluyor. Büyük sanatçılar ölmez, geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Melih Kibar da Türk musikisi ve folklöründen ilham alarak yaptığı bestelerle halen aramızda yaşamaya devam ediyor. Melih Kibar, Zerrin Özer, Nükhet Duru, Füsun Önal gibi birçok sanatçıyla unutulmaz eserlere imza attı. 7 Nisan 2005'te ise hayatını kaybetti. Ama hem şarkıları hem de film müzikleri vefatının ardından doğan nesillerin bile gönlünü kazandı. Seninle paylaştığım tek bir gün yeter.